Evet. Bunu uzun zamandır yapmayı çok istiyordum. Kişilik tipim çok soruluyor benim. Hani bu 16 kişilik tipi var ya, Myers-Briggs'in 16 Types diye geçiyor. Bu aynı burçlar gibi insanların böyle özelliklerini aşırı yansıtan, aşırı doğru çıkan bir test ve insanları bu kişilik özelliklerine göre konumlandıranlar çok daha iyi anlayabiliyorlar insanları. Yani nasıl siz, ha sen böyle yapıyorsun çünkü sen boğa burcusun, yay burcusun falan diyorsanız, 16 kişilikte de bunların, kişilik özelliklerinin insanın üzerinde çok fazla etkisi oluyor. O yüzden ben de kişilik tipimi bulmaya karar verdim. Ben bugüne kadar çözdüğümde hep işte tartışmacı falan çıkıyordum ama bu kişilik testini bilenler bana tartışmacı değil de bir tane böyle işte çiçek toplayan falan bir tip var, şuraya koyarım, o olduğumu söylüyorlardı. Ve hatta bana psikoloğum şey demişti, sen belki de o kişiliğini yansıtamıyorsun. Belki dışarıya o kişiliğini göstermek istiyorsun. İçinde o kişiliksin ama dışarıda o senin, o sana söylenilen kişiliksin falan. Ben de inanılmaz merak ettim ve sizle beraber çözmeye karar verdim bu testi. Bakalım, böyle bir yıldır falan çözmemiştim. Ben de bence sonuçları şaşıracağım. Önce 16 kişiliğin kendi sitesinden çözeceğim. Baktım yine cevap hoşuma gitmedi. Belki o zaman bir tane daha link vermiştiniz, ondan çözerim. Evet, başlıyorum. Şimdi ben bunları Türkçe çevirmeye çalışacağım tabii bir yandan testi yaparken. You enjoy vibrant social events with lots of people. Yani çok fazla insanın olduğu böyle ışıltılı sosyal etkinlikleri falan çok seviyorsun. Katılmıyorum diyeceğim çünkü arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım, kuzenlerimin olduğu böyle küçük toplaşmalardan hoşlanıyorum ama çok fazla insanın olduğu böyle parti tarzı ortamlardan hiç hoşlanmam. You often spend time exploring unrealistic yet intriguing ideas. İşte gerçekçi olmayan ama böyle çok büyüleyici fikirler düşünmeye vakit harcarsın. Evet diyeceğim. Çünkü yaptığım bir şey ama often, yani sık sık yaptığım bir şey değil. Your travel plans are more likely to look like a rough list of ideas than a detail. Yani şunu demek istiyor. Gezi planların kaba taslak liste halindedir. Çok fazla detay girmezsin. Evet gerçekten de öyle. Sürekli öyle yapmak isterim aslında ama bir türlü vakti bulamam. Böyle kaba taslak gitmem gereken yerleri yazarım. Sonra zaten 15 yer yazarım. Anca 3'üne gidebilirim falan. You often think about what you should have said in a conversation long after it has taken place. Mesela bir konuşma oluyor, sonradan diyorsunuz, ulan şunu diyecektim o zaman ya, bunu diyecektim ya falan gibi. Yani çok olmuyor. Olmuyor diyeceğim ben ya. Yani çok nadir oluyor çünkü. If your friend is sad about something, your first instinct is to support them emotionally, not try to solve their problem. Eğer arkadaşınız üzgünse ilk içinizden gelen şey onu duygusal olarak desteklemek, problemlerini çözmek değil. Yani duygusal olarak da desteklerim tabii ki ama problemlerini çözmeye de odaklanırım. People can rarely upset you. Hayır doğru değil. İnsanlar beni gerçekten üzebiliyor yani. You often rely on other people to be the ones to start a conversation and keep it going. Bir konuşmayı başlatmak ve sürdürmek için başka insanların bir şeyler yapmasını beklersiniz. Hayır, ben çok eskiden öyleydim ama şu anda öyle değilim. If you have to temporarily put your plans on hold, you make sure it's your top priority to get back on track as soon as possible. Hiç de öyle değil. Eğer planlarınızı belli bir süre için bekletmeniz gerekiyorsa, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde planlarınıza geri dönmeyi en büyük önceliğiniz yaparsınız. Hayır, bunda da çuvallıyorum çoğu zaman. You rarely worry if you made a good impression on someone you meet. Acaba beni sevdi mi? Mesela biriyle tanışınca acaba iyi bir izlenim bıraktım mı diye fazla düşünmezsin diyor. Yo, düşünürüm yani. It would be a challenge for you to spend the whole weekend all by yourself without feeling bored. Absolutely disagree. Diyelim bir hafta sonunu kendi kendine geçireceksin. Hiç sıkılmadan geçirmek senin için zor olurdu diyor. Halbuki hiç öyle bir şey yok yani. Kendi kendime geçirebilirim. You are more of a detail oriented than a big picture person. Büyük resmi görmektense detaylara odaklanan bir insanım. Maalesef öyle. Bazen aşırı detaylara odaklandığım için büyük resmi kaçırdığım da oluyor. You are very affectionate with people you care about. Evet. Yani sevdiğim insanlarla çok böyle mıç mıçımdır. Yani böyle çok şefkatli, çok böyle sevgi gösterisi gösteren bir insanımdır. Mesela bol bol öperim sevdiğim kişileri falan. You have a careful and methodical approach to life. Öyle olmaya çalışıyor ama öyle, yani şöyle demek istiyor. Dikkatli ve metodik bir yaklaşımın vardır hayata karşı. Yani öyle olmaya çalışıyorum ama çoğu zaman çuvallıyorum galiba. You are still bothered by the mistakes you made a long time ago. Önceden yaptığın hatalar hala seni rahatsız eder. Yani çok etmez.
At parties and similar events, you can mostly be found farther away from the action. Partilerde ve bunun gibi etkinliklerde aksiyonun olduğu yerden, aksiyonun olduğu şeyden uzakta olursun. Hayır ya, yani uzakta olma pek. You often find it difficult to relate to people who let their emotions guide them. Duygularıyla hareket eden insanlarla empati kurmayı zor bulurum. Öyle mi acaba? Evet ya. Evet diyelim. When looking for a movie to watch, you can spend ages browsing the catalog. Aynen öyle. Mesela bir film izlerken 2 saat böyle ne film, ya 2 saat film seçerim. You can stay calm under a lot of pressure. Baskı altında sakin kalabilirim. Katılıyorum buna. When in a group of people you do not know, you have no problem jumping right into their conversation. Bunu çok sık yapmıyorum ama yaptığım oluyor. Dışarıda. Önceden hiç yapmıyordum ama bazen mesela beni ilgilendiren, ilgimi çeken bir konu olursa hop diye konuşmanın içerisine atlayabiliyorum. When you sleep, your dreams tend to be bizarre and fantastical. Antidepresan kullanmadan önce rüyalarım o kadar fantastik değildi ama şu an çok daha fantastikler ama yine de böyle acayip değiller her zaman. Bazen yani. In your opinion, it is sometimes okay to step on others to get ahead in life. Hayatta ilerleyebilmek için başkalarının üzerine basabilmek bazen doğru bir şeydir diyor. Yani rakiplerini elemen gerekiyor ama bunu haksız bir şekilde yapamazsın. O yüzden nasıl bir cevap vereceğimi şaşırdım şu anda. Hayır diyeceğim ben ya. You are dedicated and focused on your goals, only rarely getting sidetracked. Hedeflerine odaklısın. Çok böyle nadiren dikkatini dağılıyor diyor. Buna yani tabii ki öyle olmayı çok isterdim ama maalesef öyle değilim. Dikkatim dağılabiliyor. If you make a mistake, you tend to start doubting yourself, your abilities or your knowledge. Bir hata yaparsan kendinden şüphelenme işte. Yeteneklerinden, bilginden şüphelenmeye başlarsın. Yani çok fazla yapmıyorum ama bazen insan düşünüyor. Ya hepsine böyle çok orta yolcu cevaplar veriyorum gibi hissediyorum ama evet diyeceğim buna ya. When it's a social event, you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. Kendimi yeni insanlara pek tanıtmam sosyal durumlarda. Zaten tanışık olduğum kişilerle konuşurum. Evet maalesef öyle yaparım yani. Çok fazla yeni insanla tanışma meraklısı değilimdi. Usually lose interest in a discussion when it gets philosophical. Evet, kesinlikle öyle. Bir tartışma böyle felsefeye kayıyorsa maalesef bütün ilgimi kaybediyorum. You would never let yourself cry in front of others. Asla öyle değil yani maalesef. Ağlıyorum başkalarının önünde. You feel more drawn to places with a bustling and busy atmosphere than to more quiet and intimate ones. Atmosferi daha meşgul, böyle daha kalabalık olan yerlere gitmekten daha çok hoşlanırsın diyor. Sessiz yerlerdense. Buna disagree diyeceğim çünkü sessiz yerler daha çok ilgimi çekiyor, daha güzel oluyor. Gerçi bu değişiyor ya ama genelde sessizlikten yanayım tabii. You like discussing different views and theories on what the world could look like in the future. Bazen yani diyor ki işte gelecekte dünyanın nasıl olacağına dair fikirler, işte farklı fikirler ve teoriler tartışmayı seversin. Bazen yani evet severim ama böyle çok derine dalsın istemem, muhabbet sıkılırım. When it comes to making life-changing choices, you mostly listen to your heart rather than your head. Hayatımı değiştirecek olaylarda beynimi dinlemektense kalbimi dinlerim. Evet öyle diyeceğim. Kalbimi dinlerim daha çok. You cannot imagine yourself dedicating your life to the study of something that you cannot see, touch or experience. Hayatını göremediğin, dokunamadığın, işte deneyimlemediğin bir şeyi çalışmaya adamakla geçiremezsin diyor. Mesela işte felsefe falan filan gibi. Evet ya. You usually prefer to get your revenge rather than forgive. Affetmektense intikam almayı tercih edersin. Evet, intikam almayı tercih ederim. Alamasam da tercihim bu yönde olur. You often make decisions on a whim. Böyle çok hızlı, ayran gönüllü derler ya, o şekilde seçimler yaparsın. Kararlarını o şekilde verirsin. Hayır ya, iyice düşünürüm bir şeyi.
The time you spend by yourself often ends up being more interesting and satisfying than the time you spend with other people. Evet. Kendimle geçirdiğim zaman başkalarıyla geçirdiğim zamandan daha ilginç ve daha mutluluk verici, keyif verici. Ya her zaman böyle değil tabii ki ama çoğu zaman kendimle baş başa kalmayı seviyorum yani. You often put special effort into interpreting the real meaning or the message of a song or a movie. Bir filmin ya da işte şarkının gerçek anlamını bulmak için bayağı bir çaba sarf edersin. Yo, bulabilirsin onu yani. You always know exactly what you want. Ne istediğini her zaman çok iyi bilirsin. Hayır. Yani evet iyi bilirim ama çok da iyi bilmem. You rarely think back on the choices you made and wonder what you could have done differently. Buna katılmıyorum ya. Yaptığın seçimleri geri dönüp şöyle bir bakıp işte farklı bir seçim yapsam ne olurdu diye nadiren düşünürsün diyor. Nadiren düşünmüyorum ama düşünüyorum yani düşündüğüm oluyor. When in a public place, usually stick to quieter and less crowded areas. Kesinlikle. Kalabalık toplu bir ortamdaysam daha sessiz yerlere gidiyorum. Ya tabii ki bazen böyle konuşma sesleri güzel oluyor ama sessizliği daha çok seviyorum. You tend to focus on present realities rather than future possibilities. Diyor ki gelecekteki imkanları değil de şu anki gerçekliği düşünürsün daha çok. Hayır, geleceği düşünüyorum hep. You often have a hard time understanding other people's feelings. Başkalarının hislerini anlarken zorlanırsın. Hayır, zorlandığımı düşünmüyorum. When starting to work on a project, you prefer to make as many decisions up front as possible. Bir projeye başlarken bir sürü kararı en baştan vermeye özen gösterirsin. Hayır, aksine çok karman çorman olur. When you know someone thinks highly of you, you also wonder how long it'll be until they become disappointed in you. İşte birisi benim hakkında eğer çok iyi düşünüyorsa şey diye düşünürüm. Acaba ne kadar zaman geçtikten sonra bana uyuz olmaya başlayacak? Yani bana karşı hayal kırıklığı hissetmeye başlayacak. Bunu düşünüyorum çünkü bazı fikirlerim bazı insanlara hoş gelmeyebiliyor. You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. İlginç bulduğun birine yaklaşıp birden diyalog başlatabilir misin? Evet ama her zaman değil. You often drift away into daydreaming about various ideas or scenarios. Böyle kendimi hayallere dalarken, çeşitli senaryolara dalarken bulur muyum? Hayır. You look after yourself first and others come in second. Bu çok yapmaya çalıştığım bir şey ama yeni yeni öğrenebildiğim bir şey. Önce, başkalarından önce kendin ilk sırada gelirsin, diğerleri ikinci sırada gelir. Sanırım artık biraz yapabiliyorum. Even when you plan a particular daily routine, you usually just end up doing what you feel like at any given moment. İşte diyelim günlük bir rutin ayarladın kendine, planladın. Ama sonradan muhtemelen kendini nasıl rahat hissediyorsan öyle yaparsın. Evet, bunu çok katılıyorum. Hep böyle yarın şunu yapacağım, bunu yapacağım diye program yapıyorum ama sonra aman falan diyorum ve kendim nasıl hissediyorsam ona göre günü şekillendiriyorum. Your mood can change very quickly. Evet, modum hızlı bir şekilde değişebiliyor. You often contemplate the reasons for humanistic existence and or the meaning of life. Çok düşünmemeye çalışıyorum çünkü deliriyorum ama düşünüyorum yani insanlar nasıl var oldu, işte hayatın anlamı nedir falan. You often talk about your own feelings and emotions. Kendi düşüncelerimi, kendi hislerimle ve duygularımla ilgili konuşuyormuşum sık sık. Öyle mi? Bu arada mesela siz benim hakkımda bir şey düşünebilirsiniz ama aslında gerçek bambaşkadır. Çünkü benim videoya yansıttığım kişiyle kendi hissettiğim ya da gerçek hayatta olduğum kişi arasında farklar olabilir. Mesela size bazı işte kusurlarımı ya da bazı iyi yanlarımı göstermiyor olabilirim. O yüzden sen aslında böylesin dediğinizde belki de siz haksızsınızdır. Yani haklı da olabilirsiniz ama haksız olma ihtimaliniz çok yüksek çünkü beni bu kamera aracılığıyla tanıdığınız için yanılıyor olabilirsiniz. Bu çok normal, doğal yani. Kendi hislerimi, düşüncelerim hakkında konuşabiliyor muyum? Konuşuyorum ama çok fazla değil. Hepsine böyle cevaplar verdim ya. Umarım düzgün bir şey çıkar.
You've got detailed education or career development plans stretching several years into the future. Evet. Hep böyle bir kariyer ya da işte eğitim planım vardır. Hep vardı yani. Çizgi film animasyon mesela hala bir kenarda duruyor. Onu ileride kullanmak üzere şu anda saklıyorum. İşte YouTube'la ilgili falan hala planlarım var. Hep böyle kendime bir planım vardır yani. You rarely dwell on your regrets. Pişmanlıkların üstünde çok az durursun diyor. Durmam ya. Yani sonuçta oldu bitti. Oldu da bitti maşallah diye düşünürüm. Spending time in a dynamic atmosphere with lots of people around quickly makes you feel drained and in need of a getaway. Kesinlikle. Çok böyle insanın olduğu dinamik bir atmosferde çok hızlı bir şekilde enerjimiz tükeniyor. Evet, introvert insanlarda öyle oluyor. Ben de kesin öyle çıkacağım. Zaten bunu biliyorum. Mesela bir çok böyle sosyal bir ortamdaysam dinlenme ihtiyacı hissediyorum, yoruluyorum. Bazıları da bundan besleniyor. Aksine işte tek başına kalınca yorgun hissediyor kendini falan. You see yourself as more of a realist than a visionary. Gerçekçi miyim, hayalperest miyim? Hayalperestim maalesef. You find it easy to empathize with a person who has gone through something you never have. Empati kurabiliyorum. Yani ben de aynı şeyi yaşamamış olabilirim. Empati kurabilirim. Your personal work style is closer to spontaneous bursts of energy than to organized and consistent efforts. Kesinlikle ya. Benim çalışma stilim böyle spontane olarak enerji patlamasından oluşuyor. Yani böyle çok düzgün ve planlı bir şekilde ilerlemiyor. Mesela birkaç gün boyunca video yapmadım. Bugün mesela iki video çekiyorum bunun gibi. Your emotions control you more than you control them. Duyguların senin onları kontrol ettiğinden daha çok kontrol ediyor. Doğru mu? Evet, doğru. After a long and exhausting week, a fun party is just what you need. Uzun ve yorucu bir haftadan sonra bir parti en ihtiyacın olan şeydir. Hayır ama bazen iyi gelebilir. Bilmiyorum ya. Disagree dedim ama moduma bağlı yani. Bazen iyi gelebilir. You frequently find yourself wondering how technological advancement could change everyday life. Evet. Mesela robot süpürgeler falan filan böyle sürekli acaba hayat kalitemiz daha ne kadar artabilir? Işınlanma bulunacak mı falan filan. Bunları düşünürken buluyorum kendimi. You always consider how your actions might affect other people before doing something. Bir şey yapmadan önce başkalarını nasıl etkileyeceğini hep düşünürsün. Maalesef düşünmem çok fazla. Bir anda yaparım sonra pişman olurum falan. You still honor the commitments you have made even if you have a change of heart. Yani evet. Fikrin değiştiyse de zamanında kendini adadığın şeylerle gurur duyarsın. Evet. You rarely feel insecure. Kendini çok fazla kendine güvensiz hissetmezsin diyor. Buna katılmıyorum. Bence insanlar mutlaka ara ara böyle hissediyordur yani. Ya adventurer mı? O kadar farklı bir şey çıktım ki bu sefer. İnanamıyorum. Enerjim %47 sezgisel, %53 gözlemleyici çıktı. Nature, doğam %39 düşünen, %61 hisseden. Taktikler, yani işte çalışma taktikleri falan %43 yargılamak, %57 olasılık, umut, beklenti. Identity, %42 assertive, keskin bir duruşu olan. %58 değişken, turbulent. Bunun ünlüleri kimmiş? Ya uff, hiç bilmediğim bir kişiydi bu. Lana Del Rey, Kevin Costner, Avril Lavigne, Frida Kahlo, Britney Spears, Michael Jackson, Jessica Alba Chastain. Hah, Kill Bill'deki Beatrix. Jesse Pinkman. Ay bilmiyorum ya, kendime hiç yakın... Acaba yanlış mı çözdüm? Sizce ben bu tip gibi miyim? Yazsanıza yorumlara, çok merak ettim sizin görüşlerinizi. Bana genelde şey diyorlardı, bulacağım şimdi size onu. Mediator diyorlardı. Ben ilk çözümde de debater çıkmıştım. Yani ya INFP'yim ya da ISFP'yim.
Ama mutlaka I ve FP çıkıyorum. Bir tane daha çözeceğim sağlama yapmak için. Ama bunu kamera karşısında çözmeyeceğim. Çünkü hem çözüp hem çevirmek çok yorucu oluyor. Onun da sonuçlarını şimdi sizle paylaşacağım hemen çözdükten sonra. Evet, öbür sitedeki testi çözdüm ve o sitede de tartışmacı çıktım arkadaşlar. Yani benim kişiliğim hepsi 3 arasında gidip geliyor. Mediator yani INFP, Debater yani ENTP, bir de Adventurer yani ISFP. Yani ben hep mediator, maceracı ve tartışmacı arasında gidip geliyorum. Birçok kişinin ilgisini çekmeyebilir ama ilgisini çekenler için merak ettim. Sizce ben hangisiyim ya da en azından hangisini yansıtıyorum? Ben kendime güçlü ve zayıf yönlerini okuduğumda en çok INFP'ye yakın hissettim. Ama öte yandan baktığımda ISFP'ye de yakın hissettiğim çok şey var. Yani bunun kesin sonucu nedir ben gerçekten bilmiyorum. Şu anda Adventure çıkmama rağmen INFP'ye de çok fazla kendimi yakın hissettim. Kısacası bir sonuç bulamadık. Karman çorman bir video oldu. Evet, yine de merak edenlere ve yorum yapacaklara şimdiden teşekkür ediyorum. Öpüyorum herkesi. Hoşçakalın. Patronlarım ve YouTube destekçilerim çok tatlısınız ve harikasınız. Artık bu yazı tipini ya da boyutunu falan değiştirmem gerekebilir çünkü çok fazla olduk, taşıyoruz artık sayfada. Kardelen, Büşra Özcan, Feyza Karapınar, Elif Şengün, Rana Sirel, Utku Sönmez, I Am Bill, Bilge Akçay, Ruhsar, Ceyda, Ziroy, Fiziso, İrem Tabak, Bengisu, Serap Özacer, Bilgehan, Nisan Özdamar, Gummy Bear Horror Show, Alex Straza, Belemir Türkeç, Cemre Kalaşnikov, Burak Yılmaz, Ece Sözer, Elif Nur Erdoğan, Ercan Tenekecioğlu, Hadiş Uygur, Fırıl Necfly, Göktuğ Kıraç, Hanse Reul, Hornet STK, İdilnaz Atmaca, İsmail Yüksek, Kübra Özyoldaş, Melike, Melike Karayil, Minyonizm, Alp, Mukaddes Aslan, Oiko Fuge, Nehir Tekin, P Queen, Seda Nur Küçük, Sena C, Sena Çiftçi, Smart Wolf, Soft, Stoner Witch, Süleyman Akbulut, Tarih Obası, Ulrike Meynof'un teyzesinin kızı, Yazıcı, Özlem Önay, Şevval, Şeyda Acar ve özel zehirli bırtlarım, Carry On The Catwalk ve Can Sungur ve Yakın Evren. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.